Arkadaşlar tekrar selamünaleyküm. Bugün sizlere Frankmont, çağımızın tüy hastalığı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Fransız tüy hastalığı. Şimdi arkadaşlar, kanadı kuyruğu her dökülen kuş, her olmayan kuş Frankmont değildir. Bu hayvanlar tedavi edilebilir. Yeter ki doğru tedavi yöntemini kullanıp doğru bir şekilde yaptığınız zaman bu hayvanların kanat ve kuyruk tüyleri çıkmaktadır. Frankmont olan kuşlar genelde vücut olarak çırılçıplak oluyorlar. Yani hiç tüy kalmıyor vücutlarında, hiç çıkmıyor ve tüy kökleri devamı kanayan kuşlardır. Ama ülkemizde pek fazla frankmont gördüğümü söyleyemem. Genelde bu şekilde, bakın, kanat kuyruk tüyleri bu şekilde dökülüyor. Doğru tedaviyle bakın tekrar filizler çıkıyor. Ben denedim arkadaşlar. 15-20 günlük bir süreç. Bazen bir ay oluyor, bazen bir buçuk ay oluyor. Tekrar ama kanat, kuyruk çıkıyor. Bu elimdeki jumbo bir kuştur. Doğduktan sonra kanat ve kuyrukları çok güzel vardı. Yeme düştükten sonra bu hayvanın kanat kuyruk tüyleri döküldü. Ben buna bir tedavi yöntemi uyguladım. Ve şu an gayet güzel gitmekte. Neler yaptığımı sizlere de anlatacağım şimdi arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar, ben B vitamini takviyesi kullanıyorum. Bakın. Beforver. Arkadaşlar, B vitamini takviyesi. Bunu özellikle veteriner malzemeleri satan her yerde bulabilirsiniz. Veteriner ilaçları olan her yerde bulabilirsiniz. Hatta internette arkadaşlarımız da satıyor bunları. Böyle bir B vitamini. Bunlara dikkat etmeniz gereken en önemli şey arkadaşlar, şuradaki son kullanma tarihine çok iyi dikkat edin. Yani ucuz olacak diye özellikle son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye bir ay, 2 ay kala olan ürünleri satıyorlar. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. İkinci bir malzememiz arkadaşlar, şöyle bir tane enjektör. Bu genelde insülin iğnesi olarak da geçiyor arkadaşlar. Ben onu kullanıyorum. Diğerleri hayvanlara büyük geliyor. Bunu deri altına iğne yaparak uyguluyoruz bu aşıyı arkadaşlar. Şöyle ben size göstereceğim. Arkadaşlar, bunun üzerinde gördüğünüz gibi rakamlar vardır. Bizler şurada 0.1 yazar arkadaşlar. 0.1. Bizler bunun da yarısı kadar çekeceğiz. Deri altına iğne yapacağımız için yarısı kadar. Yani 0.5 olarak şuradakiyle karıştırmıyoruz. 0.1'in yarısı kadar. Yani şuralarda. Şöyle göstereyim ben. Şöyle ağzını açayım. Bakın. Şimdi birazdan da zaten göstereceğim. Şuradaki çizgiye kadar, yarısı kadar İlacı çektiğimiz zaman arkadaşlar, bunu deri altından, göğsünden, soldan vuruyoruz arkadaşlar. Ha, ben bunu yapamam, ben iğne yapamam diyorsanız arkadaşlar, suyunu da günlük 5 ile 7 damla arasında damlatabilirsiniz. Bir gün öncesinden suyu çekersiniz. Hayvan iyice susuz kalır. Sabahleyin de hayvanın suyunu koyarsınız. 5-7 damla arasında bu vitaminden damlatırsınız arkadaşlar suyuna. Hayvan onu içer. O şekilde tedaviye başlamış olursunuz. Ben bunu kullanıyorum. İsteyen arkadaşlar, farklı malzemelerde kullananlar var. Örnek vereyim, eczanelerde satılan biyotekler var. Bu saç dökülmelerle falan etkili olan bir ilaçtır. İnsanlar da kullanıyor. Onu kullanan arkadaşlar da var. Ben denemedim. Denemediğim için de bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Onu da çok öneriyorlar. Bir gün onu da deneyeceğim. Ben bunu denedim. Bunda fayda gördüm ve bunu kullanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi size uygulamayı da gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Bunlar zaten kendiliğinden kapaklar arkadaşlar. Şu şekilde. Yarısı kadar dedik. Şöyle bir havasını alalım. Evet. Havasını da aldık. Tam olarak gördüğünüz gibi arkadaşlar, tam olarak 0.1'in yarısı kadar alıyoruz. Yarısı kadar, gördüğünüz gibi. Şimdi bunu hayvana uygulayacağım. Bakın arkadaşlar. Öncelikle hayvanımızın bu şekilde avucumuzun içine yatırdık. Yatırdıktan sonra şu bacakların hareketsiz kalması için serçe parmağımızı böyle önüne koyuyoruz. Daha sonra bakın, göğüs kemiği var burada.
göğüs kemiğini ikiye ayırdıktan sonra sol taraftan derinin altına arkadaşlar kasa ve damara vurmamaya özen gösteriyoruz. Bakın. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bakın göremiyorsunuz mesela. Şuradan tüyleri kopartabilirsiniz. Yani bunda sıkıntı yok. Bunlar çıkıyor. Şöyle daha rahat çalışabilmeniz için hayvana daha rahat tedavi uygulayabilmeniz için. Neticede doktora gittiğiniz zaman doktor da bu şekilde tıraşlar edebiliyor. Ameliyat öncesi. Bakın şöyle açtık burayı göğsü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın saplama usulü değil arkadaşlar. Dikine değil. Yanlamasına derinin altına bakın. Gördünüz mü? Derinin altına bastık gitti. Ondan sonra normal insana yapar gibi böyle parmağınızla bir iki dakika böyle hayvana masaj yapıyorsunuz. Böyle. Ondan sonra bitti. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Geçti gitti. Bu şekilde 15-20 gün boyunca devam ederseniz arkadaşlar. Günde bir defa Allah'ın izniyle bakın. Şöyle de göstereyim. Fişekler bakın alttan çıkmaya başlamış. Bakın. Buradan da çıkmaya başlamış. Bu şekilde çıkar inşallah. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı da unutmayınız. Arkadaşlar videolarımızı beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım. Ayrıca yorumlara da sorularınızı yazıp bizlere bilgilendirebilirsiniz. Biz o sorularınıza göre videolar çekip sizlere yardımcı olmaya çalışacağız mutlaka. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.